artık okumak yerine içimden geldiği kadar konuşmak istiyorum. Bugün buraya gelirken benim yerimde senin olmanı isterdim. Gözlerim yaşararak geldim. Balıklar gayet iyi biliyorlar. Karşılıksız verdin. Onlardan bir şey istemedin. Ama bugün bir 11 Mayıs bile tüm balıkların sana şükranlarını göstermeye yeter de artar bile. Düşünmeye vakit hayır, düşünce güç için kaynaktır. Eğlenmeye vakit hayır, eğlence gençliğin sırrıdır. Okumaya vakit hayır, okuma bilginin kınarıdır. Duaya vakit hayır, dua güç anlarda direnmenin desteğidir. Sevmeye vakit ayır, sevme yaşamı tatlı kılan şeydir. Anlaşmaya vakit ayır, anlaşma yaşama güzel bir tat verir. Gülmeye vakit ayır, gülme ruhun müziğidir. Vermeye vakit ayır, verme günün aydınlığıdır. İşini yapmaya vakit ayır, iyi iş kişiyi kendine saygın yapar. Maddi ve manevi tüm birikimini doğup büyüdüğü topraklara, yani Bolu'muza adamış, Türkiye'de eşi ve benzeri olmayan değerli insan, büyük hayırsever İzzet Baysal, bir toplumda herkesin gönlüne girebilmek hiç de kolay değildir. İşte siz yaptığınız yatırımlar ile Bolu'nun gönlüne İzzet Baba olarak girdiniz. Değerli Bolulular, benim odamda İzzet Baba'nın resmi var. Türkiye'de İzzet Baysal'ın ismini herkes biliyor, ancak yüzünü unutmuşlar. Bazen gelenler babanız mı diye soruyor. Biyolojik babam değil ama bütün Bolu'nun babası cevabını gururla veriyorum. Bolu bugün Türkiye'nin en yaşanılabilir, en güzel şehirlerinden bir tanesi ise bu değerli şahsınızın ve kurucusu olduğunuz vakfın eğitimden sağlığa birçok alanda yaptığı yatırımlar, kazandırdığı büyük eserler sayesindedir. Öyle ki artık Bolu'da atılan her adım eserlerinize çıkmaktadır. O nedenle biz Bolu'lular İzzet Baba'ya, Ahmet amcaya sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Bolu'nun seçilmiş belediye başkanı olarak gittiğim her şehirde, hatta yurt dışında, İzzet Baysal şehri Bolu'ya hizmet ediyorum demenin verdiği onur ve gururu sizlerle özellikle ve gururla paylaşmak istiyorum. Bu duyguyu kelimelerle anlatmak bile mümkün değil. Bu onur ve gururu şahsıma yaşattığınız için tüm Bolu hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. İzzet Baba, bizler her ne kadar 11 Mayıs'ta size şükranlarımızı sunmak için bugünü düzenlesek de biliyoruz ki asıl görevimiz Bolular, bu vakıf sizindir. Ona sahip çıkınız diyerek bize emanet ettiğiniz vakfınıza ve eserlerinize sahip çıkmaktır. Emanetinizi bugün olduğu gibi gelecekte de tüm Boluların sahip çıkmaya devam edeceğinden hiç kuşkunuz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle İzzet Baysal adını ve eserlerini gelecek nesillere taşıyacağımızın sözünü vererek sizlere Bolu'muza kazandırdığınız sayısız eserler için bir kez daha şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Mekanın cennet olsun İzzet Baba. Saygılarımla. İnsan iki kapılı bir han olan dünya misafirhanesinden göç edip gittiğinde gök kubbede hoş bir seda bırakmak istiyorsa İnsanların fikirlerini, düşüncelerini ve hayata bakış açılarını
olumlu bir yönde etkileyecek bir iz bırakmalıdır. Karşılık beklemeden yapılan iyiliğin en güzel örneği bizim medeniyetimizin en önemli temel taşlarından olan vakıf müessesesidir. İzzet Baysal ismi ve elbette ailesi sahip olduğu varlığı insanların istifadesi için vakfetmenin Bolu'da simgesi olmuştur. Değerli konuklar, bugün yine ve yeniden tabiatın kalbi Bolu'nun bir ferdi olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zira hem İzzet Baysal gibi tüm varlığını hayra vakfeden bir hayırseverin yetiştiği toprakların kızı olmanın hem de bu hayırseveri yıllardır unutmadan tam bir vefa örneği göstererek yad eden ve şükreden hemşehrilere sahip olmanın haklı gururunu da bir şeref nişanesi olarak taşıyorum. Evet, elbette merhumu yalnızca eserleriyle anmak ona haksızlık olur. Ona hani insanın lafzı onun suretini de gösterir derler ya, işte İzzet Baysal bu manada düşünen, okuyan, gülebilen, gülmeyi bilen, aynı zamanda işine saygısı olan insanların da olması gerektiğini ifade eden ve en önemlisi dua etmenin, sabrın ve direnmenin de anahtarı olduğunu söylerken gelecek nesillere hayatın sırlarını da veren ender şahsiyetlerden biri olması sebebiyle de bizler için kıymetlidir.